Merhaba arkadaşım nasılsın iyi misin umarım iyisindir. Can insanlar çok güzel bir bir değil iki tane fonksiyon sorumuz var. Birincisi bir tık daha basit düzey diğeri bir tık daha iyi kafa karıştırıcı bir soru. Şimdi soruya geçelim. Soruda demiş ki şekilde grafiği verilen fx fonksiyonu bir eşitlik vermiş bunu sağlamaktadır demiş. Buna göre a artı b kaçtır? Hocam ben yapabilir miyim? Yap dostum. Hocam şimdi şey derim. Bizim fonksiyon bilgimizden ben bunun denklemini yazarım. Yaz bakalım. Hocam x bölü b artı y bölü a. Tamam dostum. 1 değil mi? Tamam. Hocam ondan sonra şurada y'leri yalnız bırakırım. İşte paydaları eşitlerim. Y'leri yalnız bırakırım. İşte karşıya atarım. Y demek f(x) demek. Evet dostum. Ondan sonra bu y'yi burada yerine koyarım. İşte e, bu ifadenin karesini, a'ların, b'lerin, x'lerin karesini alırım. Ondan sonra x'lerin karesini yine alırım. +6x derim. Şimdi buradaki aynı ifadeni buraya yazarım falan. Ne yapıyorsun dostum? Oradan bir ab getiririm. Toplarım e. Ne yapıyorsun? Yani niye? Niye? Nasıl ne yapabilirim? Şöyle bir yol Şimdi dostum çok basit düşüneceksin. Bunu buraya atacaksın. Zaten hani buna giren çok olmaz. Ama bu da bir metottur hani gelir mi gelir buradan. Şimdi devam edelim biz yolumuza. Bunu karşıya attım mı? F kare x artı 4f x mi? Sen soru bir şey yok yani soruda x kare x 6x artı 5 mi? Şimdi ben burayı tam kare halinde yazmam lazım. Ee, şöyle derim artı eksi 4 ekleyim deyin daha rahat gözüksün buraya. Şöyle. Şu ifademe artı eksi 4 ekleyeyim. Eksi 4 artı 4 ekleyeyim. Tamam. Şimdi neden tam kare elde etmeye çalışıyorum? Şimdi şuradaki tam kareden nedir bu? F x artı 2'nin karesi değil midir? Tamam. Şu eksi 4 hiç uğraşma. Buraya eksi 4 diye yazma. Karşıya at. Attım. Ne oldu? x kare eksi 6 x artı 9 mu oldu? Bunu da x eksi 3'ün karesi diye yazar mıyım? x eksi 3'ün karesi. Tam soru bitti zaten ama eğer bu grafiği şu tarafa değil de şöyle verseydi, şuraya doğru verseydi tamam mı? Benim o zaman eğimim değişecekti. Eğimim değiştiği zaman ben burada mutlak değeri inceleyecektim. Ama burada pozitif olduğu için bir sıkıntı yok. O yüzden ben bunu direkt yazarım. Fx artı 2 o yorum için. Aslında sorunun amacı Yani size burada o yorumu yaptırmaktı. Amacım buydu. Fx artı 2 eşittir x eksi 3 değil mi? Buradan şunu farklıyla yazalım. Buradan zaten soru bitti. Fx'im ne oldu? X eksi 5 oldu. X eksi 5 ise o zaman 0'a 5 çıkar. Eksi 5 çıkar. A artı B 0 gelecektir diyorum. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Güzel bir soruydu bence. Hani şu yorum tatlı bir yorumdu. Şurası güzel bir soruydu. Hadi diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Gerçekten güzel bir soru. Şimdi soruya şöyle bir bakalım. Demiş ki bize. Şekildeki A X virgül Y noktalarının grafiği verilmiştir. Yani buradakiler küçük küçük bir sürü A X Y grafiğinin yani mesela örnek veriyorum. Şurada A olabilir. Şurada A olabilir değil mi? Şurayı kitleyelim bir. Şura A olabilir değil mi? Bura A olabilir. Bura A olabilir. Bura A olabilir. Bura, A olabilir, bura da A olabilir. Bunların noktaların grafiğini vermiş değil mi bize? Tamam. Şimdi diyor ki. Şimdi biz buna geç bu alt tarafa geçmeden önce bir şeyler konuşalım burada. Şimdi ne diyebiliriz? Şimdi bu A noktam benim. A x virgül y noktasıdır değil mi? Tamam. Aslında bak burayı y dörtte kesmiş. Burayı da x'i de dörtte kesmiş. Hmm. O zaman benim bu A noktam aslında şudur değil mi? A x'e 4 eksi x. Her değere bakabilirsiniz. Bunu sağlar. Zaten şu noktalardan çıkartır. Tamam. E buradan benim bu d doğrumun yani bu doğrumun fx doğrumun y'sine şöyle bir şey diyebiliriz değil mi? 4 eksi x. Evet. Çünkü buradaki bir değeri için mesela aldığı değer bunun 3 oluyor. Şöyle gidiyor. 3 oluyor. Tamam mı? o zaman şunu, bu yorumu yapabiliriz. Şimdi bu yorum önemli bizim için. Bu bir elimizde dursun. Sonra yan tarafa geçiyoruz. Kırmızıyla geçelim. Soru diyor ki buna göre B x eksi y virgül eksi y noktalarının oluşturduğu grafiğin yeni bir grafik tanımlıyor. Ha, bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde. Ben zaten burayı biliyorum. Ama ben x'e ne vermişim? x x eksi y vermişim. Tamam yazayım. Y'ye de eksi y yazmış. Şuraya yazıyorum. Eksi y Değil mi? Çünkü x için öyle yazmış. 4 eksi x eksi y. Tamam. Bu. Benim yeni grafiğim bu. Bunu düzenleyeyim biraz. Eksi y. 4 eksi x artı y. Değil mi? Attım bunları bu tarafa. 2y. Hani şurada topladım. Eşittir. 2y. x eksi 4 mi oldu? Tamam. O zaman benim y ne oldu buradan? X eksi 4 bölü 2. Bu ne? Hocam bu ne? Bu işte yeni grafiğinin y'si. Tamam mı? şöyle silelim. Şey karalayalım. Bu nedir benim? Bu benim yeni grafiğim. Bura önemli. Ha, tamam. Şimdi bir şeyler konuşmak istiyorum. Şurayı şöyle bir silelim. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle. Şu yeni grafiğim. Şunu taşıyalım şuraya. Şimdi bir şeyler konuşalım. Can canlar. Benim bir tane şöyle bir hemen oyalamadan sizi vaktinizi almadan şöyle bir tak. Tak şöyle bir sayı doğrumu olsun. Şey koordinat düzlemi olsun. Ve şöyle bir şey geçsin. Tamam. Şimdi abiler. Abiler ablalar. Mesela diyelim ki burası 4. Tamam mı? Şu an sorudan bağımsız bir şey anlatacağım. Burası eksi 2. Değil mi? Ve bana ne diyor? Başlangıç noktamı mı diyor? Tamam. Burada sıfıra sıfır mı olsun? Sıfıra sıfır. Tamam. Şimdi en yakın nokta. En yakın nokta kavramına gelin biraz değinelim. Tamam mı? Ya zaten bu çok bir sıkıntı yaşadığınızı sanmıyorum ama şimdi bu iki nokta. Bu iki tane nokta arasındaki en yakın noktaları düşünelim. İki nokta arasındaki uzaklığı ben şöyle de alabilirim. Şöyle de alabilirim. Abartırım şöyle bile alırım değil mi? Tamam. Ama en yakın derse birbirine olan dik. Ne yapıyorsun hoca? Şöyledir değil mi? <laughs> tamam burası dik şimdi. O zaman en yakın. Tamam bu yorum zaten aşikar bir şeydi. O zaman benim buraya bunu alacağım zaman dik olarak almam lazım. Doğru mudur? Doğru. Şimdi ben buna bir H diyeyim tamam mı? Bunun formülünü hatırlatacağım size. H. Şimdi iki soru çözmeseydim eğer ben size bu soruyu şuraya kadar taşıdıktan sonra türevle çözecektim. Nasıl? Şimdi yazacağım formülden türevle çözecektim. Max min'den gidecektim. Orada da büyük ihtimalle birçok bir arkadaş dinlemezdi. Şura D tamam mı? AX artı B'ye artı C eşittir sıfır doğrusu olsun. H'ı sorduğu zaman bize AX artı B'ye Artı c bölü yani katsayıları bölü a kare artı b kare mi tamam şimdi ben bunu şunu farklı bir renkle çizeyim. ben bunu artık yukarıdaki ikinci bulduğum değere uygulayacağım tamam uygulayalım kırmızıyla devam edelim benim yeni denklemim bu değil miydi buydu tamam bunu uyguluyorum o zaman ne olacak x'in katsayıları bir şu formatta yazalım Şöyle işte burada şunu şöyle düzenlememişim. Ne olacak? 2y değil mi? Eşittir x eksi 4 ya. Ben bunu bu formata getirmem lazım. Nasıl getireceğim? E şöyle çok bariz yani. Şöyle 2y eksi x artı 4 eşittir 0. Bak artık buna geçebilirim. Tamam mı? Geçiyorum abi. Yukarısı ne olacak? X'lerin hepsinin katsayısı 4, 5, Bak, yukarısı ne olması gerekiyor arkadaşlar? Dal şu an bir kal geldi böyle. Ha pardon atladığımız bir yer var şura. Çünkü biz sıfırla bakıyoruz değil mi duruma? Tamam ben burada farklı bir renge geçiyorum. Özür diliyorum sizden. Şurada sıfıra sıfıra baktığım için değil mi? Sıfırları koyduğumuz zaman yukarısı 4. Sıfırları burada koyduğumuz zaman 4. Aşağısı da sadece katsayılar. O da ne gelecek? 4 kök 5 mi gelecek? Tamam. O zaman cevabım benim 4 kök 5 olacak. O da 4 kök 5 bölü 5 olacaktır. O da Adana. Şimdi burayı türevden de yapabilirdik. Video çok uzadı. Bu yüzden buradan anlatmayacağım. Ama dediğim gibi arkadaşlar buradan e, türevini alıp. Çünkü niye bu e, şöyle yazdığın zaman sen köklü içine giriyorsun. Ve köklü içinde bir ifade bulacaksın. Bunun minimum değerine baktığın için bu da köklü bir ifadenin türevi olacak. Ama köklü ifadenin türevini almak külfet Sadece bakış açısı olarak söylemek istedim. Böyle güzel bir soruydu. Umarım faydası olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.